arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahar ve yaz günlerinde bebeklerimizin giyebileceği güzel bir ceket çalışması yaptık. Ceketimizi şu şekilde yakadan başladık. Robamızda artışlarımızı yaparak ilerledik. Roba kısmımızın ön ve arkasında düz trabzan grubumuzu kullandık. Kollarımızda ise kafes yöntemi çalıştık. Gövdede de aynı şekilde kafes yöntemimizi çalıştık. Şu şekilde arkamızda görelim bakınız arkamızda ceketimizin yine düz trabzanların olduğu bölüm ve çok şık en sonda yaka çalışmamız ceketimize şıklık katmakta kollarını görmekteyiz etek uçlarını ve diğer kol ucunda aynı şekilde tığlama işlemini yaptıktan sonra ceketimiz kullanmaya hazır hale geliyor. Hem yaz günlerinde hem de şu önümüzdeki bahar günlerinde bebeklerimizin kullanabileceği çok güzel çok şık bir ceket çalışması. Evet kolay gelsin diyerek hemen ceketimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet ceketimizi örmek için etrofil marka ipimi kullanıyorum. İpimiz organik el örgü ipliklerinden. Bebek örgüleri için çok uygun anti peeling özelliği var. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta ipimiz. İpimizi örmek için ise 2 numaralı tığımı kullanmaktayım. Hemen içerisinden ipimi çıkardım şu şekilde. Zincirimizi çekerek ceketimizi örmeye başlayalım. Düğümümü atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane zincirimi çekiyorum ceketimin önü için tam 9. zincirin içerisine gelerek bir tane ayracımı takıyorum şimdi kolumu örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane zincirimi çektim 13. zincirin içerisine ayıracımı yerleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. zincirin içerisine takıyorum ve 17 tane zincir de arkam için örüyorum. Sizler büyük yaş grubu için örecekseniz lütfen ilk zincirimizden itibaren büyük başlayalım. Şu şekilde ipimi yarım taktığım için evet düzelttim hemen devam ediyorum. Tekrar kolum için 13 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 tane zincirimi de çektikten sonra kolumuz için ayracımı takıyorum. ve geri kalan 9 zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane de zincirimi çektim. Şimdi ölçümüze bakalım. Ölçümüzü tığımızdan tarafa biri tutalım. Diğer tarafa şöyle ölçtüğüm zaman 21 santim olduğunu görmekteyim. Bakın 21'den biraz uzun şöyle toparlarsak 22 santim bile olacak. Evet şimdi örmeye başlayalım. 9 tane zincirimizi ceketimizin önü için örmüştük. Hemen bakınız 1-2 tane geriye gidiyorum. 2 geriye gittikten sonra 1-2 tane zincir ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak elimi tuttuğum yere giriyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. 2 tane trabzanım oldu bakınız. Ve devam ediyorum işaretimizi taktığımız yere kadar birer birer örelim. İkili trabzan şekliyle örmekteyiz. Zincirimi taktığım yere geldim. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 9. Bakın 9 tane zincirimizin tamamını ördük. 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Mavi ayıracımı çıkarıyorum. Mavi ayıracımı çıkardığım yerden itibaren örmeye başlıyorum. Yeşile kadar. Yeşil dahil değil. Tığımın başında oluyorum. Bakın ayıracımızı şuradan çıkarmıştık. Diğer zincir içerisine batıyorum. Ve birer birer maviye doğru ilerliyorum. Sadece trabzan örüyorum. Artma, eksilme yapmıyorum. Yeşil ayrıcıma kadar trabzanımla ilerliyorum. Evet. Son trabzanımı ördüm. Hemen iki tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ve 13. 13 tane zincir çekmiştik zaten. 13 trabzanımızı da ördük. 2 zincirimizi çektikten sonra yeşil ayracımı çıkarıyorum. Yeşil ayracımdan beyaz ayırıcıma kadar yine trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde trabzanlarımızı örerek gelelim. 17 tane trabzanımı da ördüm arkam için gerekli olan hemen sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 17 2 tane zincirimi çektim hemen yanındaki zincirin içerisine girerek diğer kolumu yeşil ayracıma kadar örüyorum 13 tane trabzanımı yeşil ayracıma kadar ördüm. Yeşil ayracımı çıkarıyorum ve son 9 tane trabzanımı örüyorum. Araya 2 tane zincirimi çektim. Hemen sıradaki zincirin içerisine giriyorum ve birer birer trabzanlarımı tamamlıyorum. Trabzanlarım tamamlanınca birinci sıramız da tamamlanmış oluyor. Evet son 9 trabzanımı da ördükten sonra birinci sıramızı şu şekilde bitirdik ve bölümlerimizi bakınız şöyle görmekteyiz. 9 trabzan 9 trabzanımız önlerimiz için 13 13 kollarımız 17 de ceketimizin arka trabzan sayısı. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım ve artışlarımızı bu sıramızdan itibaren yapalım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum ikinci trabzanımdan başlıyorum artış yerine kadar herhangi bir işlem yapmadan dümdüz örerek ilerliyorum. Tam 9 tane trabzanımı ördüm. Birebir bakınız hiç farklı bir işlem yapmadım. Birinci trabzanın üzerinden itibaren dümdüz örerek geldim. Ve iki zincirin olduğu yerdeyim. Tığımın başında doluyorum. İki tane trabzan önüm için artış olarak örüyorum. İki tane ördüm. Araya iki zincirimizi çekip tekrar iki tane trabzanı kolum için artıyorum. Evet kolumuz için arttık. Şimdi kolumuzu örmeye başlarken bir tane zincir çekiyorum. İki trabzanımın sonunda. Tığımın başında doluyorum Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzana gelerek batıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdan bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir, bir tane trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Ve bu şekilde kolumuzu örüyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Aşağıdan atlıyorum. Diğer trabzanıma bir tane zincir atlıyorum. Diğer trabzanım için örüyorum bir zincir bir atla şöyle görelim bakınız bir tane zincirimi çekiyorum bir tane atlıyorum ve direkt yuvanın içerisine girerek iki tane trabzanım ardı ardına örerek artışımı gerçekleştiriyorum 2 zincirimi çekiyorum tekrar iki tane trabzanım örüyorum 1 ve 2 Ceketimizin arkası için bütün trabzanları örüyorum. Bu uygulamayı sadece kolumuzda çalışacağız. Başlıyorum. Bir arkada bakınız. Sırası ile hiç atlamadan arkayı dümdüz trabzan şeklinde örelim. Arkamızı dümdüz örerek artış yerimize kadar geldik. Artış yerimizin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Kolum için iki artışımı yapıyorum. Bu zincirlerimin içerisine bir ve iki. Bakınız tekrar kolumuzu örmeye başlıyoruz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Kolumuzun ilk trabzanı atlayarak ikinci trabzanına batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Bir tane zincir bir atlayıp diğerine bat şeklinde tıpkı diğer kolumuzu ördüğümüz gibi ayrım yerine kadar bu şekilde örüyoruz. Evet kolumuzu bir tane zincir bir atla şekliyle ördük. Bakınız iki tane zincirimin olduğu yere geldim. Sonrasında önümüzü öreceğiz. Hemen bir tane trabzanı atlıyorum ve artış yerine girerek iki tane trabzanımı örüyorum zincirimin içerisine. İki zinciri çekip Tekrar iki trabzanı kuruyorum bir ve iki. İki zincirlerimizin içerisine hepsine ikişer artışımızı yaptık bakınız. Baştan itibaren ikişer artış, iki trabzan, iki trabzan, iki zincir şekliyle ördük. Şöyle bakalım bakınız iki trabzan, zincirimiz ve trabzanımız ve artışımızı yaptıktan sonra önümüz için birer birer trabzanlarımızı örelim ve sıramızı tamamlayalım. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlayacağız. Bakınız kollarımızda 1, 2, üç, dört, beş, altı, yedi tane kafes bu tarafta. 1, 2, üç, dört, beş, altı, yedi. Karşısında da yine aynı yedi tane kafesimiz mevcut. Bakınız bu sayılarımızı kontrol edelim. Hataya düşmeyelim. Kollarımızın biri büyük biri küçük olmasın. Önlerimizde düz trabzan olduğu için ve arkamızda düz trabzan olduğu için herhangi bir sıkıntı olmadan örmeye devam edeceğiz. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üç tane zincirimi çekiyorum. Dümdüz yine burayı örerek tamamlayalım. Kolumuza geldiğimiz zaman kolumuzu da yine düz şekilde öreceğiz bu sıramızda. Ardını çeviriyorum. Yani bitiş yönündeyim. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Üçüncü sıra için önü çeviriyorum. İkinci trabzan üzeri batıyorum sırasıyla örelim artış yaptığım yere geldim zincirimin olduğu yere ikişer trabzanımı örüyorum 1 ve 2 İki, i̇ki zincirim hemen ilave ediyorum tekrar iki trabzanımı örüyorum 1 ve 2 sonrasında bakınız, birer birer trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum. Bir önceki sırada zincir çekerek atladığım yere giriyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Trabzanın üzerine batıyorum. Ve bir sonraki bakınız bir zincir çekip kutucuğumuzu oluşturduğumuz yere giriyorum. Bir trabzan. Trabzan üzerine batıyorum. Ve bu şekilde burayı da tamamlıyoruz. Ve bütün artışlarımızı 2 trabzan, 2 zincir, iki trabzan şekliyle yapıp tamamen üçüncü sıramızı örerek bitiriyoruz. Üçüncü sıramızda da bütün trabzanlarımızı birebir örerek geldik. Artışlarımızı ikişer ikişer yaptıktan sonra dördüncü sıramıza başlayabiliriz. Ben dördüncü sıramızda önümüzü örerek geldim. 2 tane artışımız zincirimi tekrar iki artışımı yaptıktan sonra kolumuzu bu görmüş olduğumuz kafesimizi tekrar örmek üzere sizlerle birlikteyiz. Şöyle yakından bakalım. Bakınız dümdüz örerek geldim. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı arttım. Ve kafesimi örmeye başlıyorum. Bir sıramızda kafes, bir sıramızda düz trabzan olarak öreceğiz. Kolumuz bitene kadar. Tığımı başını doluyorum. Dolamadan bir tane önce zincir çekiyorum iki trabzanım daha sonra tığımın başını dolayarak bir atlıyorum sıradaki trabzanıma batıyorum tekrar bir tane zincir çekiyorum başını doluyorum bir atlıyorum sıradaki trabzanın üzerine örüyorum tekrar bir zincir bir tane trabzan atla diğer trabzana bat bir tane zincirimizi çekip bir trabzan atlıyoruz ve bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. Bütün trabzanlarımızı bir atlayıp diğer trabzana batarak ördüm ve artış yerine geldim. Bir tane zincirimi yine çektim. Bir tane trabzan atlayacağız çünkü tığımızın başını dolayarak bir ve iki tane trabzanımızı örelim. Araya tekrar iki tane zincir. Arkamız için olan iki trabzanımızı da örüyoruz. Bir ipimizi yarımlamadan ve 2 şu şekilde kolumuzu ördükten sonra arkamızı düz olarak örelim diğer kolumuzu da buradaki kolumuz gibi örelim diğer sırasını düz örerek roba kısmını aynen bu şekilde tekrarlarımızı yaparak büyütelim mezurumu alıyorum 10 santim olduğunu görüyorum şimdi bakınız şu şekilde birleştirerek Ceketimizi örmeye devam edeceğiz. Şöyle çeviriyorum. Ilmeğimiz bu yönde bakınız. Dört tane zincirimi çektim. Gövde kısmını şuradaki koldaki uyguladığımız modelimizi uygulamaya başlayacağız. Dört tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayarak sıradaki trabzanıma bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Daha sonraki trabzanıma batıyorum. Ve bu şekilde bir atlayıp kol altına doğru ilerliyorum. Baharlık güzel bir ceket çalışması yapmak istiyoruz. Çok sıcak olmadan bebeklerimizi rahat tutacak bir ceket olacak inşallah. Bir zincir bir atlıyoruz. Bir zincir bakın bir atlayıp ikincisine batıyoruz bir atladım batıyorum bir tane zincir çekiyorum araya giriyorum tam kolumuzun olduğu yere araya bir tane zincirimi çektikten sonra diğer kolumuzun altına giriyoruz şöyle bakınız büktük kolumuzu bir tane zincir çekmiştik ve bir tane trabzanla arka tarafa doğru devam ediyoruz bir zincirimi çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra hemen ilk trabzana batalım bir tane zincir bir atlıyorum diğerine ve diğer kolumuza kadar aynı işlemimizi tekrar ederek devam edelim arkamızı da örerek geldik bakınız bir trabzan atladık bir trabzanımızı ördük bir trabzan atlayarak kolumuza kadar devam ettik kolumuzun olduğu yerden bir önceki trabzanıma battım bir zincirimi çektikten sonra tam kolumun ayrım yerine gelerek bir tane trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum ve kolumun diğer kısmını şu şekilde büküyorum zincirimi de çektikten sonra tığımızın başını dolayarak batıyorum bakınız birleştirme işlemimi yaptım bir tane zincirimi çekiyorum ve batıyorum. Bir zincir çekiyorum, atlayarak devam ediyorum. Ön kısmın ilk başlangıç yerine kadar bu işlemimizi tekrar ederek gelelim. Başlangıç noktasına doğru örerek geldim. En son, bakınız bir tane trabzan atlıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra en son trabzanımın üzerine trabzanımı örüyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum bu defa bir tane zincirimizin içerisine tıpkı kollarımızda çalıştığımız gibi bir trabzanımızın üzerine bir zincir içerisi bir trabzan üzeri şeklinde ceketimizin gövdesini örerek ilerliyoruz Bu sıramızı tamamen düz bitirelim. Ondan sonraki sıralarımızda ise bir sıra kafes, bir sıra trabzan olarak modelimizi tamamlayalım. Gövdemizi bitirelim. Bakınız şu şekilde başladık gövdemizde. Şimdi trabzanlardan olan kısmı örüyorum. Tıpkı kolumuzda yaptığımız çalışmanın aynısını tekrar ediyoruz. Evet ben gövdemizi örerek geldim. Bakınız şu şekilde bir sıra kafeslerimizi bir sıra trabzanlarımızı ördüm ve istediğim ölçü geldi bıraktım şöyle santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum sadece gövde kısmından bakınız 17 santim ördüm ve kolumuzu örmek istiyorum şimdi kolumun bir tanesini de aynı şekilde ben ördüm kolumuzdan başladım ve yeterli ölçü gelene kadar ördüm diğer kolumuzu sizlerle birlikte hemen Örmeye başlayalım. Kolumuzun altından şu kısımdan ilmeğimizi alalım. Her zaman için kol altlarından alıyoruz çünkü e, sıra değişirken herhangi bir şekilde üst kısımda görüntü kirliliği olmasın. Alt kısımdan başlıyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. Araya batıyorum. Bakın sırası ile araya giriyorum bir sonraki trabzana batıyorum ve kafes ördüğümüz için bir tane kafesin içerisine bir tane yanına kafesin içerisine yanına bir tane bakın boşluğa bir tane trabzanın üzerine şeklinde sıramızı başlangıç yerimize kadar örerek getirelim. Başlangıç noktamıza kadar bütün etrafına trabzan yaparak ördüm. Bakınız şu şekilde. Başlangıç noktama gelerek battım ve hemen 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Kafes yapacağım için bir zincir daha ilave ediyorum. Toplamda 4 zincirim olduktan sonra bir tane atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane zincir bir atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir tane zincir atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakınız trabzanımı atlayıp diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bu sıramızda dikkat etmemiz gereken nokta yukarıdaki kafeslerimizdeki trabzanlarla aynı noktada trabzanlarımızın ilmesi. Şurada gövde kısmında da ona dikkat etmemiz gerekmekte. Yukarıdaki neredeyse aşağıda da aynı şekilde devam etmeli. Biri orada bir orada olmayacak. Hepsi aynı çizgi altında devam edecek. Bakınız şimdi şu şekilde bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum, diğerine zaten örülmüş olana batıyorum. Lütfen bu takibi güzel yapalım. Bakın atladım, diğer trabzanın üzerindeyiz ve yeteri kadar ördükten sonra e, tamamlayalım. Yeterli ölçü olana kadar her iki kolumuzu da örerek tamamladık. Bakınız gövdemizle çok uyumlu oldu. Şimdi diğer kolumuzun kenar tığlamasında çalıştım ben. Şimdi e, yaka kısmını birlikte çalışalım. Sonrasında bütün çevrelerini Yine tığlayarak tamamlayalım. En son kolumuzu burada yapmış olduğum gibi sizlerle birlikte tekrar edelim. Hemen tığıma bir tane düğüm atıyorum. Ve hemen örmeye başlıyorum. Örmeye bakınız ip olan kenardan değil diğer kenardan başlıyorum. Ve şu şekilde birinci trabzanımın üzerine gelerek batırıyorum. Ve bir tane sık iğnemi örüyorum hemen yanına bir tane yani üzerine direkt ikinci trabzanın üzerine batalım iki tane sık iğnemizi örelim 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 trabzanın üzerine batıyorum ve bir tane sık iğnem oluyor hemen yanındaki trabzanın üzerine batarak ikinci bir sık iğnemi örüyorum 1 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çekiyorum ve sayıyorum. 1, 2, boşluğu 3 diye sayalım. 4, 4'e batıyorum. Bir sık iğne hemen yanındaki trabzana da bir sık iğne örüyorum. 2 sık iğne, 5 zincir, 4 trabzan atlayarak sıramızın diğer ucuna kadar ilerleyelim. 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4'e batıyorum şöyle güzel batalım. 4'ün üzerine battım ve bir tane sık iğnemi aldım. Hemen yanındaki trabzan üzerine battım. 5 zincirimi çektim. 1 2 3 4 ve bu şekilde sıranın diğer ucuna kadar ilerleyelim. Evet, yakamızın diğer ucuna kadar ördüm. Bakınız diğer uçta 3 tane sık iğnem oldu. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve hemen örmeye başlıyorum bakınız zincirin içerisine 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincirimizin içerisine trabzanımızı ördükten sonra 2 tane bakınız sık iğne yapmıştık hemen bir tanesine batalım başlayalım. Tığımızın tekrar başını dolayarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımızı örelim ve diğer uca kadar bu şekilde devam edelim. Evet bir uçtan bir uca kadar yetişer trabzanlarımızı örerek geldik. Aradaki sık iğnemizin içerisine bir tane battık. 7 trabzan sık iğneye bir battık. 7 trabzanımızı ördük. En son noktadayız. Tığımızın başını dolayalım. Ve en uçtaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve aynı yönde 1, 2 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum ve trabzanlarımı saymaya başlıyorum 1 2 İki, i̇ki trabzanım atlıyorum 3. trabzanımın üzerine bir tane sık iğne örüyorum hemen sonra gelene bir tane sık iğne ipimizi yarımlamayalım hemen düzeltiyorum bakın iki tane trabzanım atlıyorum Üçüncüye bir sık iğne İkinci sık iğnemi hemen devam eden ve üçüncü sık iğnemi örüyorum diğer iki tane trabzanıma sık iğne örmeden diğer gruba geçiyorum ve araya bir 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çekiyorum ve başlıyorum saymaya. 1, 2 tane atlıyorum. 3. bir sık iğne. Yanındakine yani ortaya 3 tane sık iğne örüyorum. Her bir trabzanımın üzerine. Sonrasında iki sık iğne kalınca batmıyorum ve tekrar sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, ve 7. 7 tane zincirimi çektikten sonra diğer trabzanların olduğu yere geliyorum. 2. atlıyorum. Bakın 3.ye batıyorum. 1 sık iğne. 4.ye 2. sık iğne. 5.ye 3. sık iğnemi örüyorum. 6 ile 7'yi örmeden tekrar zincirlerimi çekerek sıramızın sonuna kadar işlemimizi devam ettiriyoruz. Evet 3 tane sık iğnemi ördüm ve en son yerdeyim bakınız. En son yerde zincirimi çektim. 2 tane 3 4 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen şu araya girerek bir tane trabzanımı örüyorum. Ve 1 2 3 3 tane zincirimi çekip hemen çeviriyorum ve buraya trabzanımı örmeye başlıyorum. Bir zincirimle olan trabzanım 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane tırabzanımızı örelim buraya. Hemen 3 tane sık iğnemiz vardı bakınız. Şöyle ortadakine batalım ve tekrar tığımızın başını dolayalım. Zincirimizin içerisine 9 tane tırabzanımızı örelim. 3 4 4'ü güzel kapamamışım. Hemen kapatayım. 5 6 7 8 ve 9 Hemen ortadaki sık iğneye batıyorum ve yanındakine de 9 tane trabzanımı örerek uca kadar ilerliyorum. Evet ikinci trabzan sıramızı da en uç noktaya kadar örerek tamamladım. En son şu şekilde bakınız zincirimizin içerisine girdik. Tekrar 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum 9 tane trabzanımızı örmüştük bakınız 3 tanesini atlıyorum bakın 1 2 3 4 üzerine bir tane sık iğne bir sonrakine ikinci sık iğne tekrar takip eden trabzanımın üzerine de bir sık iğnemi ördükten sonra zincirimi çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim ve ilerliyorum. 1 2 3 atlıyorum. dördüncüye gelerek batıyorum. 1 2 3. 3 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 4 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 trabzanımı atlayıp 4. trabzanımı aynen başlangıçta yaptığım gibi ortaya 3 tane sık iğnemi örüyorum. Ve 10'ar zincirimi çekerek sıramızın başına kadar ilerliyoruz. En son sık iğnemi ördükten sonra bakınız 5 tane zincirimi çektim ve 5. zincirimi geliyorum trabzanımın şu arasına girerek batıyorum. Ve 1 2 3 tane zincir çekip hemen çeviriyorum ve içine trabzanla doldurmaya başlıyorum zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu 4 5 6 7 8 8 tane trabzanımızı ördükten sonra tam ortaya ortadaki sık iğneye girerek bir tane sık iğne ile batıyorum ve zincirimin içerisine giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane trabzanımı örüyorum. 10. trabzanımı ördükten sonra 3 tane sık iğnemin ortasındakine batıyorum ve bütün sıramızı 10 tane trabzan örerek tamamlıyoruz. Evet ceketimizin yakasını bu şekilde tamamladık. Şimdi şöyle arkasına da bakalım. Bakınız ceketimizin arkası da çok şık oldu. Ee, şöyle tekrar önünü çevirelim. Hemen örmeye başlayalım. Bakın şimdi kenarını öreceğiz. Kenarı da şuradaki ipi gördüğümüz trabzanlarla bitirdiğimiz sıradan taraftan başlıyoruz. Yukarıdan zincirimizi çekelim. Bakınız şuradan ilk yakanın bitişinden başlıyorum. ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çektikten sonra bir şöyle bakınız trabzan sırası 1 ikinci trabzan sırasına gelerek batıyorum ve hemen yanındaki trabzana ikinci sık iğneyi ve aynı yere üçüncü sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum ve hemen yanına iki tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir sıraya atlıyorum. Diğer sıraya 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane atlıyorum. Diğer sıraya 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekip tekrar bir tane atlıyorum sıradaki yere 3 tane sık iğnemi örüyorum. 2 ve 3. 1 2 3 4 5. 1 atlıyorum. 3 sık iğneyi yan yana örüyorum. 2 ve 3. Bu şekilde aşağıya kadar ilerleyelim. Evet, en alt kısma geldik. Hemen köşedeyiz bir tane battık bakınız aynı yere bir tane daha sık iğnemi örüyorum. Bir ileriye bir sık iğne daha yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. tırabzanına batıyorum. Ve hemen yanındakine bir sık iğne ve bir sonrakine sık iğne. Toplamda 3 sık iğnemi ördükten sonra 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 4. trabzanımıza batıyoruz ve yanına hemen iki tane sık iğnemi örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sık iğnelerimizi ilave edelim. Ve bu şekilde diğer uca kadar örüp tamamlayalım. Bir uçtan diğer uca kadar örerek tamamladık. En tepe noktasındayız. Şimdi sık iğnelerimi yaptıktan sonra 3 tane sık iğnemi yapmıştım. İkincisine gelerek batıyorum. Ve tığımın başını dolayarak zincirimin içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 trabzanımı ördükten sonra ortadaki sık iğneme batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak zincirimin içerisine giriyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Bakın şöyle 4 5 ve 6 araya batıyorum bakın 3 tane sık iğnemin ikincisinin tepesine batıyorum tamın başını dolayarak zincirimin içerisine giriyorum ve 5 defa trabzanımı örüyorum bakın şu şekilde ön yüze denk geliyor ve bütün zincirlerimizi bu şekilde altışar tane trabzanımızı dolduralım ve ortadaki üç sık iğnenin ortasındakine batalım ve diğer uçta görüşelim yakamızı tamamladık yukarıya bir tane düğme diktim bakınız düğmemizi şu şekilde diktim tam e, trabzanlarımızı ördüğümüz üzere düğmemi diktim diğer trabzanımızın şu görmüş olduğumuz altından bir tane düğmeyi şu şekilde geçirerek ayarladım şimdi kolumuzun bir tanesini çalışmıştım. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte hemen çalışmaya başlayalım. Aynen bu kenarlardaki yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Tığımıza bir tane düğümümüzü atalım ve hemen başlayalım. Herhangi bir yerden hiç fark etmez. Batıyorum. Bir. Hemen ipimizi de şöyle altından alayım. Daha sonra da çekebilirsiniz. 2 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirim çekiyorum. 1. Şöyle batmadığımız bakınız sık iğne olarak bunu kullandık. 1 2 3 4. 4.ye gelerek batıyorum. Hemen iki tanesini sık iğne olarak örüyorum. 5 zincir. 1 2 3 4.ye batıyorum ve hemen yanındakileri örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 sayıyorum. 1, 2, 3 dördüncüye batıyorum ve yanındaki sık iğneleri yaparak tamamlıyorum. Sık iğnelerimizin üzerine gelerek batıyoruz ve tığımızın başını dolayarak 5 tane trabzanımızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 Ortadaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne ile batıyorum. Tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 ve bu şekilde tamamlayarak bitiriyorum. 5. trabzandan sonra tam ortaya batırıyorum ve tamamlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar, yakamızı, kollarımızı, kenar çevremizi de tığladıktan sonra ceketimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Çok şık, çok güzel bir ceket oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet, yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.